arkadaşlarım, 99. testle devam ediyoruz. Eşit uzunluklar verilmiş. Demiş ki AD AC uzunluğuna eşit. AB ile BC uzunluğu birbirine eşit. X nedir diyor. Arkadaşlar şurada eşit açılarımız var. 180 eksi 40'tan 140 olur. 140'ı 2'ye böldüğümüzde 70 olur. AB BC uzunluğuna eşit olduğundan şuradaki açımız da 70 olmalı. Dolayısıyla buraya 30 kalır. Ve iki iç açının ölçüsünün toplamı üçüncünün dış açısına eşitse 30 artı x 70'e eşit olacaksa x'imiz 40 olur. ABC bir üçgen, eşit açılar verilmiş. ABC açısı nedir diyor. Bize buradaki açıyı soruyor. Arkadaşlar şuraya alfa diyelim. Burası da alfa olur. Şuraya x diyelim. O zaman da şurası arkadaşlar ne olacaktır? Bakın şu açı, bu açı ve şuradaki açının toplamı 100 olacağından burası 100 eksi alfa eksi x olur. Şimdi gençler devam edelim. Buradaki açı 100 eksi alfa eksi x. Buradaki açı x artı alfa. İkisini topladığımda 100 olur. 180 eksi 100'den buradaki açının tamamı 80 olur. Şimdi 3 tane eşit kenarımız var. X nedir diyor. Bir tanesini biz oluşturalım arkadaşlar. Bakın. AB BC'ye eşit. Burada 60 varsa buralarda 60 olur. Dolayısıyla bu kenarda eşit olmalıdır. Karşımızda eşkenar üçgen var. A açısı 100 derece. Dolayısıyla buraya 40 kalır. Karşımızda ikizkenar bir üçgen var. Burası da x'tir. 180 eksi 40'tan 140 olur. 140 bölü 2'den x'imiz 70 olur. 3 tane eşit kenarımız var arkadaşlar. X nedir diyor. Şimdi buraya alfa demek istiyorum. İki iç açının ölçüsünün toplamı, hatta alfa demeyelim. Şöyle düzenleyelim. AB uzunluğu ile AC uzunluğu birbirine eşit olduğu için buradaki ABC açısı da x olacaktır. Şimdi devam edelim. İki iç açının ölçüsünün toplamı üçüncünün dış açısına eşittir. 30 artı x olur. İkizkenar olduğu için burası da 30 artı x'tir. ADC üçgenin iç açıların toplamı 180'dir. Buradan iç açılarını toplayıp 180'i eşitliyorum. 3x 120 olacak ve x'imiz 40 olur. Gelelim 5'e. ABC eşkenar üçgen. Arkadaşlar eşkenar üçgen ise buradaki kırmızı kenarlar birbirine eşit demektir. Hemen açıları yerleştirelim. O zaman burası 60, burası 60. Buranın da 60 olması için şuraya 20 dememiz gerekiyor. Demiş ki AD uzunluğu ile BC uzunluğu birbirine eşit. BC uzunluğunu kırmızıyla gösterdim. O zaman AD uzunluğu da kırmızı olacaktır. Şimdi dikkat ettiyseniz ABD üçgeni de bir ikizkenar üçgendir. 180'den 20 çıkartırsam 160 olur. 160'ı 2'ye bölersem 80, 80 olur. 80 olması için x'imiz 20 olur. ABC bir üçgen, 100 verilmiş. BAC açısı nedir diyor. Bize şurayı soruyor. Arkadaşlar buraya x diyelim. Burası da x olacaktır. O zaman şurası da 100 eksi x olacaktır. İki iç açının ölçüsünün toplamı üçüncünün dış açısına eşittir. Şimdi şuradan devam edelim arkadaşlar. 100 eksi x artı x daha 100 olur. O zaman üçüncü açıya da 180 eksi 100'den 80 kalır. Ve gelelim 7'ye. Eşit kenarlar verilmiş. X nedir diyor. Arkadaşlar burası 35 ise ikizkenardan dolayı burası da 35'tir. 35, 35 daha 70 olur. 30, 70 daha 100 olur. ADB üçgeni ikizkenar üçgen olduğundan 180 eksi 180'dir. 80 bölü 2'den bu açılar 40 olur. Gelelim 8'e. ABC bir üçgen, 3 tane eşit kenar var, 2 tane eşit kenar var. 80x verilmiş, x nedir? Şimdi arkadaşlar, bakın AB uzunluğu iki çizgi ile bir çizginin toplamıdır. AC uzunluğu da iki çizgi ile bir çizginin toplamıdır.
Yani ABC üçgeni bir ikizkenar üçgendir. Şimdi ADE üçgenine bakın. Burada da bir ikizkenar üçgen var. 180 eksi 80'den 100 olur. Buralar 50 50 olur. Arkadaşlar ABC üçgeni ikizkenar üçgen olduğundan burası x'tir, burası x'tir. Büyük üçgene bakıyorum. 180 eksi 50'den 130 gelir. 130 bölü 2'den x 65 olur. Gelelim 9'a gençler. Diklik verilmiş 3 tane eşit kenar var. X nedir diyor. Şimdi benim çizdiğim üçgene bakmanızı istiyorum. Kırmızı üçgen. Kırmızı üçgende bir tane diklik var. Ve buradan bir kenar ortaya çizilmiş. Kenarı iki eşit parçaya bölmüş. O zaman karşımızda muhteşem üçlü vardır arkadaşlar. Burası 50 ise burası da 50 olur. Burası bakın 90, 50, şuraya da 40 kalır. Tabii ki şurası da 40'tır. Bakın gençler. EDC üçgenini ikizkenar üçgen olduğu için burası x ise şurası da x olur. İki iç açının ölçüsünün toplamı üçüncünün dış açısına eşittir. 2x eşittir 50'den x'imiz 25 olur. Gelelim ona. 3 tane eşit kenar var. 20, 100 derece verilmiş. X nedir diyor. Bir kere gençler ABC üçgenine bakacak olursak 100 burada var, 20 burada var. Toplamı 120 olur. 180 eksi 120'den burası 60 olur. O zaman AD'yi birleştirebilirim. Bakın AC, DC eşit. Aradaki açı 60 olduğundan bu kenarda diğer kenarlara eşit olacak. Çünkü karşımızda bir eşkenar üçgen var. A açısı 100 dereceydi. Dolayısıyla buraya 40 derece kalır. 180 eksi 40'tan 140 olur. 140'ı 2'ye bölüyorum. Sonra x 180 eksi 70'ten 110 olur. Ve gelelim son sorumuza. Köşeleri ABC harfleriyle isimlendirilmiş üçgen biçimindeki bir ABC kartonu şekil 1'deki gibi gösterilmiştir. 4 tane ABC kartonu A köşeleri çakıştırılıp kenarlar arasında boşluk kalmayacak ve kartonlar üst üste gelmeyecek biçimde düz bir zemin üzerine şekil 2'deki gibi birleştirilmiştir. Arkadaşlar aralarında boşluk yoksa 360 bölü 4'ten bu aradaki açı 90 derece demektir. Aynı işlem 18 tane ABC kartonu kullanılarak kartonların C köşeleri çakıştırılıp yapılabilmektedir. Bakın 18 tane bu açı olduğunda aralarında boşluk kalmadan çakıştırılabiliyor. O zaman şu açıya alfa dersek arkadaşlar 18 alfa eşittir 360'dan alfamız 20 olur. O zaman B açısı da 90 eksi 20'den 70 olur. ABC üçgeni biçimindeki kartonun ABC açısı kaç derecedir? 70 derecedir. Evet gençler 99. testimizi de tamamladık. Yavaş yavaş kitabımızın sonuna yaklaşıyoruz. 100. testimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.